Şu anda Kitzloch'tayız. Buraya geldim çünkü arabada yapmam gereken birkaç şey var. Daha önceden size anlatmıştım. Şurada bir arka kapak yapacağım. Benim normalde karavanımın arkasında bir banyo var burada. Banyomun banyo küveti var yani burada. Banyo küvetinin gideri buraya ait. Ondan sonra işte buradan da duşumu alabiliyorum. Buradan su akıyor, sıcak su akıyor. Sıcak su bidonum bu. Onu da daha önceki videolarda anlatmıştım. Akvaryum ısıtıcısıyla ısıtıyorum. Ama benim şu kapak olayı hoşuma gitmemişti. Bir ya da iki önceki videoda şu tahtayı kesmiştim ben burada. Şöyle göstereyim size. Ama bir hata yaptım burada. Ben bu tahtayı böyle sağa sola itebilmek için şuraya bir delik açmıştım. Tahtanın böyle kapının kapağın böyle geleceğini düşünüyordum. Sürgülü yapıyorum. Ama benim kapak böyle geliyor. Yani şöyle olacak olay. Ve böyle sürgülü olmasını istiyordum. Şöyle açılıp kapanacaktı. Yani delik yanlış yerde oldu. Şimdi bilmiyorum. Buradan doğru da ben bunu açıp kapatabilir miyim? Normalde bir delik buraya açacağım ya da oradan açıp kapatabilmek için daha sonra bir şey daha yapmam lazım oraya. Bilmiyorum, belki kol gibi bir şey yaparım. Delikten vazgeçerim. Göreceğiz. Neyse, şimdi kapağımızı neyle tutturacağız? Şöyle bir şey aldım. Şablon aldım. Yani bu böyle zemine gelecek. Bir tane de yukarıya gelecek. Onları keseceğiz. Ondan sonra da sürgülü kapı bunun üzerine gidip gelecek. Ben bunu zaten daha önce yapabileceğimi tahmin ettiğim için şöyle bir kuytu yapmıştım fark ediyorsanız. Burada ileride sürgülü kapımız açılıp kapanabilsin diye. Ve buradaki eşyalara değmemesi için böyle bir sistem uygulamıştım. Yani daha sonra şu kapağı da oraya yaptık mı? Değişik bir renk denedim. Şöyle bir sonraki karavanımızın rengi böyle olacak. Şu anda ben bu iki tonu kullanmıştım. Daha sonra bu tonda, yani buna kiraz kırmızısı diyorlar. Ya yanına koyu ya da açık renk kullanacağım. Ona daha karar vermedim. Ama bir sonraki karavanımızın renk formatı bu şekilde olacak. Ama her şeyden önce bir kahve yapayım dedim. Arabayı da gölgeye park edince yeterince güneş alamadı. O yüzden elektrik yetmedi açıkçası. Şimdilik de burada sıcak su kaynatacağız. Ocak tam açık mı? Evet, tam açık. Şöyle. Bu da birazdan kaynamaya başlar. Ben ocağı bizzat içeriye tam monte etmedim. Çünkü o zaman dışarıda bir şeyler yapamazdım. Şimdi düşünün, hava sıcak ve siz içeride ocağı açtınız. O zaman arabanın içi pişer. Pişmesini istemediğimiz için bunu böyle dışarıya çıkartabileceğim türde yaptım. Enders markası ocağımız var. Çok memnunum. Çok hızlı ısıtıyor. Bir de böyle tüp aldık. Bu işte kamp tüpü diyorlar. Büyük boy, 5 litrelik. Artık bir aydır kullanıyorum. Hiç boşalmak bilmiyor. Bir de böyle şöyle göstereyim size. Tüp bu plastik şeyin içinde, yani şöyle korumalı olmuş oluyor. Bir yere çarptı ya da devrildiği zaman da tehlike oluşturmuyor. Böyle bir avantajı var. Neyse, biz şimdi kapağımızı yapmaya başlayalım. Sonra da bir kahve molası veririz. Unutmayalım, gözlüğümüzü takalım bence. Evet. Efendim canım? Bu gözlüğü takmak yasaklandı. Öyle mi? Ama gözüme o zaman bir şeyler kaçar bebeğim. Tamam, yasaklanmadı. Ama şey, gözüm önündeyken tak. Tamam. İnşaat gözlüğü bebeğim bu. Korunmak için. Önce yukarıya sıkıştırın. Sonra altı sıkıştırmadan önce tahtayı içine sokun ve ondan sonra sıkıştırın.
Evet, kapımız tamamdır. Buradan artık aşağıdan da çekebiliyorum, kapatabiliyorum, çekebiliyorum. Evet. Şimdi yeni bir formata geldiğimizi biliyorsunuz. Yani ben bundan sonra sadece karavan ve kamp hayatı hakkında videolar çekmek istiyorum. Tabii bununla birleşik gezilerimiz de olacak. Biraz tarih de olacak. Çünkü tarihi şehirleri gezmeyi de seviyoruz. Bu şekilde yol alacağız. Zaten sınırların açılmasını bekliyoruz ve en kısa zamanda inşallah dünya seyahatine çıkabileceğiz. Yani en büyük hayalim bir karavanla bütün dünyayı bir kere turlamak. Okyanusları işte gemiyle aşmak. Bu şekilde bir dünya turu yapmak. Ama bunun için önce şu korona döneminin bitmesi lazım. O zamana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Video tabi istediklerinizi yazabilirsiniz. Bizi izleyicimiz, sevdiğimiz bir abimiz daha çok drone uçuşları istedi. O yüzden ben şimdilik önce bir kahvemi içeceğim. Ardında sizi drone uçuşumuzla baş başa bırakacağız. Arkadaki gördüğünüz göl Mondsee. Yani biz bugün Mondsee'deyiz. Mondsee bir kısmı Salzburg'a ait, bir kısmı da Oberösterreich'e ait. Yani iki tane Avusturya'nın bölgesinin paylaştığı bir göldür. Ayrıca gölde bir şahsa aittir. Teknik detaylar diyecektim. Detayları daha sonra benim minik size anlatacak. Ama biz şimdi şehir gezisi yapacağız. Bu şehrin adı da Mondsee. Yani gölün adı Mondsee, şehrin adı Mondsee. Zaten şehrin %83'ünü bu göl kaplıyor. Geriye kalan tarım vesaire alanları. Evet. Ama %83'ünü göl kaplıyor. Evet. Bu göl en sıcak göllerden biri ve mevsime göre maksimum 25-27 dereceye kadar çıkabiliyormuş suyun sıcaklığı. Sıcak su yani. Hı hı. Yani sıcak su sevenler buraya yüzmeye gelebilirler. Sonra bir de göl turu yaparız. Ama şimdi ilk etapta bir şehir turu yapalım dedim. Çünkü son dönemlerde bayağı bir göl, doğa, orman falan yaptık değil mi Minik? Hı hı. Biraz da şöyle insanlar arasına biraz karışalım dedik. Çok tatlı değil miydi ya? Kuru kafeseyi takmış. Niye burada lüks arabalar var biliyor musun? Genelde Salzburg'un zenginleri Mondsee'de yaşadığı için. Salzkammergut. En sıcak göllerinden biri ya. Evet, şimdi zenginler ya da şirket sahipleri Salzburg'un merkezine oturmazlar. Bizim Türkiye'deki şeydeki gibi yani villalarda ya da şeylerde oturuyorlar. O zaman biz dağın tepesine oturduğumuz için en zenginimiz mi o? Yani burada evet zenginler dağın tepesinde oturuyor ama burası dağ tepesi ama çok güzel. Mondsee bölgesinde çok zengin var onu biliyorum. Fey ne yapıyorsun şimdi? Slow motion yapıyoruz.
O kadar güzel çimen kokuyor ki burası. Bir de bu, şimdi unuttum, papatya mı oluyor bu sarı çiçekler? Yani burada Löwenzahn diyorlar. Türkçesini gerçekten unuttum. Çok güzel çimen ve bahçe kokuyor burası. Şimdi tabii korona yüzünden çok fazla turist yok burada. Normalde burada öyle kolay kolay park yeri de bulamazdık. Şimdi görüyorum oraya bir karavan daha yerleşiyor park yerine. Ben en çok beğendiğim şey işte yeşil. Zaten birçok videomda bunu söylüyordum. Kışın gerçi bu renklere pek denk gelmiyorsunuz videolarımda. Ama şu yeşil rengi şöyle bir bitki örtüsü, yani çiçek renkleri. Şu anda tek sarı görüyorsunuz ama Mayıs'tan Haziran'a doğru diğer çiçekler de açmış olacak. O zaman böyle işte değişik değişik çiçek tonlarını da görmüş olacaksınız. Gökyüzünün işte sky blue, bebek mavisi dediğimiz ya da gökyüzü mavisi ve karşıdaki dağlar pudra şekli dökülmüş ve şu ilerideki göl, bilmiyorum görebiliyor musunuz şu anda, Monte Gölü. Bu üçünün olduğu yerde bence huzur ve mutluluk var. Burada Keltin Müzesi falan mı var? Öyle bir şeyler okudum. Ha, Keltin Falbaut diyordu. Falbaut nedir biliyor musun bebeğim? Hı. Eskiden ilk Keltinler, Bodensee'de de var, evleri gölleri yaparlardı. Sutun üstünde, gölün üstünde olurdu evler. Nedeni şu, bir balık tutuyorlardı. Hı. İki tuvaletleri, pislikleri de suya atabiliyorlardı. Hani bir nevi kanalizasyon olarak da kullanılıyordu. Ama bu ta kaç bin yıl önceki ilk buraya yerleşenler. Burada da Keltin Falbaut diye bir şey okudum ben. Yani gerçekten bu Salzburg bölgesi çok ama çok eski yerleşim yeri. Montsee bölgesine ilk olarak Bavyeralılar yerleşmiş. Bavyera'daki Odilo'nun Yukarı Avusturya'daki en eski manastır olan Montsee Manastırı'nı kurduğu 748 yılı buranın kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor. Bak burada Drachenwand, ejderha duvarı deniyor. Şu yapı var ya, şu şöyle şöyle olan yapı. Evet. Bu buradaki çok önemli yapılardan bir tanesi. Bunun da tabii ki her zaman bütün dünyadaki herkesin çok sevdiği gibi bunlar da seviyorlar efsanevi, mitolojik bir takım hikayeleri. Yersen bir hikayesi var, anlatayım mı? Anlat bakayım. Tamam, hadi anlatayım, yersen. Her yerde burada bir sürü hikaye her taraftaki gibi uydurmuşlar. Yalnız konu şu arkadaki dağ değil ya, mi? Ya benim için konu şu tablo, şu kara hindibağlar. Ya bir tane yapmam lazım. Doğaya bir desteğimiz, bir hayrımız olsun bak. Vay. Her yerimi yapıştırdın ya. Unuttum. Doğru, çok pardon tatlım ya. Neyse, evet artık şey yapalım, anlatayım. Bu Drachenwand, yani ejderha duvarı adını takmışlar bu duvara. Evet. Bunun iki tane efsanevi mitolojik hikayesi var, masalsı. Bir tanesi kral dört nalı atıyla böyle bu duvarda gidiyor, deli gibi ve gece eşi de onunla beraber. Ve uçurumun kenarına geliyor ama hiç ışık olmadığından ötürü uçurumun kenarına geldiğini fark etmiyor. Ay bir anda öyle bir aydınlıyor ki etrafı. Kralın hayatını kurtarıyor o aydınlığıyla beraber. Tam böyle düşecekken Ramakkale orada duruyor. Böyle bir hikayesi var. Bir de sarayın aşçısına aşık oluyor ejderha. Ejderha. Ejderha ve kadın, yani aşçı kadın ve aşçıyı kaçırıyor. Kaçırırken bu duvarın, işte kayalık duvarın üzerinden geçiyor dağımsı yapının ve ejderhadan aşçı daha ağır olduğu için ikisi beraber düşüyorlar bu yapının üzerine ve bir delik açılıyor. Burada işte ejderha deliği diye bir şey var falan, böyle saçma sapan, yani hani herkesle olduğu gibi bunlarda da olan bir takım hikayeler. Asıl Montsee'nin, yani gölün bir hikayesi var ki o böyle tam bir aşk temalı bir hikaye. Kral çok iyi bir kral ve ailesini gayet, ailesini diyorum aslında, ailesi bir yerde, milletini gayet adil ve olması gerektiği gibi yöneten bir kral. Bir kızı var ve kız çok güzel bir kız ve bir sürü insan hayran kıza. Ve kıza yeşil bir dev aşık oluyor, yeşil bir dev. Kız da bu devden kurtulmak için kendini bir yere hapsediyor. Dev ona ulaşmaya çalışıyor. Dev ona ulaşmaya çalışınca ay birden ışıklarından merdiven oluşturuyor gölün içine doğru ve kız oraya gidiyor. Kız oraya yönlendiriyor. Ve dev peşinden gitmek isteyince de bir anda çok sağlam bir buz tabakası oluşuyor gölün üzerinde. Evet. Dev içeri giremesin, kız aşağıda kalsın diye ve kıza buzdan bir taht, evet,
yapılıyor aşağıda ve orada oturuyor kız. Yani buraya gelen ziyaretçiler de işte prensesi kurtarmak için işte bu hikayeyi dinliyorlar, hüzünleniyorlar. Vah yazık, acaba kim kurtaracak prensesi filan tarzında böyle turistik, değişik, saçma sapan ama yani olmazsa olmaz bir hikayesi var. Pek çok hikayesi var. İşte dediğim gibi o ejderha duvarının da aynı şekilde. Evet. Ve burada neolitik çağlardan kalma çanaklar, çömlekler, kemikler falan pek çok kalıntıya rastlandı. Bunlar bazilikada sergileniyor. Evet. Yani burada suyun altında büyük bir yaşam alanı var. Hani sen dedin ya işte evet, yaşam şeyler vesaire. Evet. Çok büyük bir yaşam alanı olduğuna dair pek çok kalıntıya ve ize rastlanmış. Bunlar da zaten sergileniyorlar. Tabii yerse. Yani. Şimdilik Muntzi'nin merkezine geldik biz. Burada da yani korona olmasına rağmen gene birkaç böyle açık yerler var. Kafe, konditorayı falan diyorlar. Ama gördüğünüz gibi merkez bomboş. Yani normalde burası turist kaynaması gerekirken öyle bir olay yok. Burada gotik kilisesi var, bu Hollywood temalı. Oraya gideceğiz galiba. Orada, nerede? Gotik kilisesi mi? Gotik kilise yok. Var, çok önemli. Sen nereye dedin? Yok, sonra orada bir kilise gördüm. Şu. O kilisede ya görebileceğimizi düşünüyorum. Bir iskelet heykel var orada. O heykel suikasta kurban giden bir rahibe ait. Evet. Kiliseyi kalkındırmak adına ve kiliseye gidiyor diye paralar, pek çok para hiç edilmiş. Bu yolsuzluklara ışık tutmak adına pek çok çalışma yapmış hayır için ve kaldırmışlar adamı ortadan. Suikasta kurban gitmiş. Onlar da heykeli dikmişler. Bak şunun güzelliğine bak. Bu nasıl bir insan ya? Karşısı mumcu, yani sırf mum satan bir yer. Kertsinstub. Kertsinstub yazıyor. Ben bir ara bu muma takmıştım ama sonra dedim ki yani bunun kokusu var, şusu var, busu var, manyak gibi her gün yakıyorsun. Evet. İlla bunu bir nefes alıyorsun. İlla bir zararı var diyorsun. Aptal mısın dedim ve vazgeçtim. Evet. Elektrikli mum yakıyorum. Bakın böyle bir butik var burada ve sırf mum. Tatlım şu ağaç ne ağacı sence? Bilmiyorum ama çok güzel açmıştı, ben de çekeyim. Evet. Erik mi? Yok değil. Acayip arı sesi duyuluyor burada. Evet. Ve her yer arı. Bayağı çok değil mi Oğuz? Baksana evet, ne güzel. Bak Falk Museum dediği bu burada, demek ki o Keltinlerin oturdukları evi sergilemişler. St. Michael. Ama dur koronadan bakayım, kapalı tabii. Michel. Koronadan sonra gezeceğimiz, tekrardan gezmemiz gereken çok yerler var diye düşünüyorum. Burası Klosterladen, hediyelik eşyaları falan satıyorlar. Bakın burada. Tatlım, ayin var bugün. Hadi ya. Pazar ya günlerden. Bu St. Michael Kilisesi'ymiş. Of ne soğuk ya. Şapkayla giremezsin olsun. Gözünü de çıkartacaksın. İçin herhalde bu çiçekler hazırlıklar. Şu ateş akışı ile ilgili bir fikrim yok açıkçası. Heykeller çok güzel her zamanki bir işçilik. Şimdi tapınma yeri yapmışlar. Tanrıysa devam ediyoruz. Burada ne yazıyor? Burada yaktığım mumlar bir ışık olsun.
bana bütün zorluklarda, hayatımdaki vermem gereken kararlarda ego, tüm pislikler içimdeki gitsin filan tarzında kalbimi ısıtsın. Dualarımın gerçekleşmesinde yardımcı ol, destek ol. Bugünlerin geçmesinde amin filan gibi burada. Işık yakalım. Bunu yıkabiliyorsunuz 1 euro. Burada yine acı çeken İsa. Heykellerin güzelliği. Nerede günah çıkarılan yer diye tahmin ediyorum. Burası eski oda. Alarmla korunuyormuş burası. Burada ne var bilmiyorum valla. Burada bakın, bence şu taşların arkasında yatan kişiler var, ruhlar var. Yani öyle olabilir diye tahmin ediyorum. Şu iskelet olabilir. O maddi manevi kilise için hayır yapan bir sürü hasta, kurban giden rahibin anısına yapılan iskelet bu olabilir. Hatta burada yatıyor olabilir. Bu da sanırsam temsili İsa'nın kafasına eziyet için taktıkları taç. Konditoray burası. Konditoray pastane demektir. Ama burada bekaray ile konditoray arasında bir farklılık var. Bekaray yani fırın aslında demek. Daha unlu mamuller yapıyor. Konditoray da daha böyle çikolata tarzı şeyler yapıyorlar böyle. Ama bir şey gözükmüyor. Şey çok geride. Yaş pasta falan görüyorum ama. Viyana'da Ana Demel'e gitmiştik, hatırlıyor musun? Evet, hatırlamaz mıyım? O Ana Demel pastanesi çok güzeldi. O videomuzu bilmiyorum bulur muyum? Çok eski bir videolarımızdan. Onu o zaman ben yukarıya kartlara ekleyeyim. GoPro 5'te çekmiştim galiba o zamanlar onu. Summit Name'un diyor. Kafe, bira, mineral baslar her şey olur ama evet. Summit Name'un. Evet, zaten oturmak yasak. O yüzden takeaway yapıyorlar. Baksana ne güzel şurası. Old City'den göle doğru giriş. Direkt. Alt City. Altstadt'tan yani. Nasıl buldun Montreux'u bebeğim? Şehir merkezini. Yani basit. Yani güzel ama yani şey de değil yani. Ya biz de ne bekliyorsak artık kuşunu bekliyoruz. Yok öyle değil ama mesela Lienz'e gitmiştik, Osttirol'de hatırlıyor musun? Aha. Orası çok güzeldi. Hani orası daha çok hoşuma gitti, merkezi mesela. Hı-hı. Benim. Burası da güzel ama böyle bir hafif bir soğukluk var gibi hissettim. Sanki Bazilika için de aynı şeyi söyledin. Evet. Tam böyle şey değil yani. Vay yani be. Şöyle eski havasını kaybetmişler sanki, değil mi? Evet. Bu kale bodur gibi yapmışlardı yerleri, evet. Falan. Bina mesela eski bina var, yanında yeni bina var falan. Onlar iyi olmamış bence öyle biraz. Hani şeyden iyi gidememişler. Şu bölüm böyle, bu bölüm böyle gibi. Ama yoksa gene de güzel. Bak şöyle şuralara bak, şu evleri göstereyim sana. Bak şu karşı taraf falan gayet hoş. Böyle tek tük evler. Hı. Aralıklar var. Hani böyle çok bitişik değiller. Hani bütün evler bir dönüm arazi içinde gibi şu karşı tarafta. Ya benim aklıma şey geliyor. Şimdi burayı da ben her gördüğümde şurayı ne güzel içine gireyim diyorum. Kene mene var ya şimdi. Daha da aşığı olmadı. Çimlerin mi? Ha. Ama biz çocukken hiç düşünmezdik. Kene de gelmezdi. Şimdi bin tane derdimiz oldu ama ya. Ama şimdi burası Avusturya bebeğim. Almanya'da, Avusturya'da kene çoktur. Yani doğru. Çünkü yeşillik çok burada. O yüzden. Burada daha hızlı büyüyebiliyor. Evet. En sevdiğim yere geldik şimdi, suyun yanına. Bizim minibüs orada. Şöyle suya doğru inelim. Oradan doğru şöyle yürüyelim. Bakalım su temiz mi değil mi? Balık kokuyor. Ya balık var burada. Burada oturuyor musun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Masayla bak, bank oturmuşlar, mı? Oturmuşlar, bira içiyorlar işte. Bence burası masa olarak şöyle oturuyorlar kenarlarında. Biraları içip sonra aşağı atlıyorlar. Ayaklarında suya mı değdiriyorlar? Pek temiz gözükmedi ama. Ya kenarlarda olabilir ama bu şey değil. Normal ot çöp yani. Doğal çöp. Öyle şey. Evet, meşhur Montsey burası. Tekne turu yapabiliyorsunuz burada. Ben tekne turu yapmıştım burada bebeğim. Öyle çok büyük değil. Şu kısım galiba, yanılmıyorsam şu kısım Salzburg. Burası Oberösterreich. Çünkü Salzburg'un da küçük bir köşesi var burada. Hani bu şey göl. Bu göl bir şahsa ait. Evet. Devletin değil. Alıştım artık bunlara. Ve o şahsa da kim hediye etti biliyor musun bu gölü? Kim? Napolyon. Hmm. Yani zamanında Napolyon, o zamanın bir prensesi mi ne vardı buranın? Prenses. Herhalde, bak balığa. Evet. Ne balığı o? Kızıl kanat. Prensesi çok beğendi. Yani bir Napolyon, o zaman buranın bir prensesi vardı. Grafı mı prensesi mi öyle bir şey.
ona hediye ediyor. Tam olarak detayları bilmiyorum ama o zamandan aklımda kaldı. Ve o aile şeyinde kalmış. O yüzden mesela burada balık tutacağın zaman falan onlara para ödüyorsun. Ama birçok yeri açık bırakmışlar. Şu gölün şu tarafında gerçekten hani wild camp, yani kaçak kampçılık var ya, onu çok yapıyorlar oralarda. Çünkü şu sebepten tam çakıştığı bir sınır varmış burada. Yani Salzburg'da Oberösterreich'in bir sınırı varmış. Oraya da polis mi ne pek girmiyormuş o taraflara. O yüzden orada çadır madır kurup böyle geceleri geçiriyorlar. Genelde biliyorsun kampçıları pek sevmez Avusturya. Neden sevmedin? Yani çünkü her yere yasak koyduğundan anlıyorsun. Yani ne güzel doğası var ama hiçbir yerde çadır kuramıyorsun burada. Biz yani. Fransa'da nerede göle girmiştik ya? Çok temizdi. Bak, o İsviçre'deydi bebeğim. İsviçre Fransa'da miydi? Değil. Ha. Ama Fransa'nın sınırına yakın bir İsviçre'deydi. Orada bir mağaraya falan girmiştik. Evet, bu kadar güzeldi o da Bodrum'a kadar. Hatta çok da güzel bir video yapmıştık. Mağaraya girdik göle. Onu da şu anda yukarıya ekliyorum. Hani seyredilmesi değer. Şimdi neredeydi ateş, o? Ateş diye gelmişsin. Neredeydi o? O şeydi. Aha bak Raibu abla. Şeyde Eiffel Tower'u diyorum. He, Eiffel Tower'da evet. He. Fransa'da. Sen altın tane kamerayı açtın. Onlar da ismi sizin. Güzeldi yani, sonuçta Eiffel Tower zaten bir demir yığını. Fuar için geçici olarak yapılmış. Halk ayaklanmış, bu çirkin şeyi burada istemiyoruz, yıkın diye. İmzalar toplanmış. Tamam, söz fuardan sonra yıkılacak denmiş. Bu şekilde bir hikayeyle başlayıp ondan sonra yok aşk şeyi bilmem neye kadar giden bir pazarlama dehası olmuş. Evet. Öteki taraf ben... Ondan sonra neyse şimdi tekrar niye tarihini anlatmışım durumu zaten de. Hatırlıyor musun? Gece böyle gençler çimlik alana piknik örtülerini koymuşlar. Sinek yiyecekleri kuru yemişti. Küçük meyveler de hazırlamışlar. Evet. Kızlı erkekli oturmuşlar. Şaraplarını almışlar. Kadehlerini almışlar. Müziklerini açmışlar. Işıl ışıl devamlı orada gösteri yaparken otomatik olarak Eiffel Tower. Dans ediyorlardı. Falan. Çok hoşuma gitmişti. Bizim de gideceğimiz geceye denk gelmişti. Evet. Onu yapalım ya. Yapalım. Ben istiyorum gene yani. Onu yapalım. Evet, çok saçma sapan. Asla ünlü olacak bir şey değil ona bakarsan. Hani dünya harikası değil, doğa harikası değil ama bir şekilde ünlendi dünyaca. Evet. O ışık şeyi de gösterisi de güzel. Sen Galata Tower'ın gördün mü Türkiye'deki? Çok güzel. Oo, o Eyfel ne ki? Acayip güzel gösterisi var. Ve gününe göre de çok çok güzel, evet. Evet. Zaten burada genelde bira içiyorlar. Bira buranın için Türk çayı, bizde neyse onlar için de o biralarını alıyorlar. İşte yiyecek burada sosis mosis bir şeyler, domuz herhalde. Yani bir şeyler yiyip içeceksen böyle büfelerden alıyorsun. Şu an korona olmasaydı buralar hep masa dolu olacaktı. Direkt yat limanının yanında, buradan da tekneye biniyorsunuz. İşte akşam sefası, akşam sefası, akşam sefası, akşam sefası. Aynen öyle oluyor bebeğim. İşte iyi. Şöyle güzel, muhteşem bir yer. Bak burada da yelkenler var. Ay canım, şeydeki Kartal'daki balıkçının balığını çekti şu an ya. Evet. Ha? Mezgit, ızgara, bol salata. Ne diyorsun? Çok iyi. Bak Drachenwand. Ne kadar yakından görüyorsun. Aa burada. Bak su temiz burada, gördün mü? Atlayasın geldi. Yok ama Bodensee'ye bak, buraya bak ya. Ya da o neresiydi o? Fransa değil, başka yer demiştin. İtalya'da mıydık o zaman? İtalya'da mı girmiştik o göle? İsviçre'de. İsviçre'de. Bak Sardunya. Çıkmamış daha ama. Evet, burada da insanlar yatlarını park ediyor. Bak orada birisi kano biniyor. En iyisi Donau var ya, yat parkında hiç kimse, bir Allah'ın kulu bile girmiyor orada göle. Biz yüzüyoruz. Tonlarca büyüklükte balıklar varmış. Bir şey olmaz. Kadın da uyarmaya çalışıyor. Ben de el sallıyorum kadına. İyi bir şey olmadı bize orada. Bir şey olmaz. Bundan sonra hep araştıracağım valla. Göl deyip geçmemek lazım yani. Efendim? Dışarıda da bekleyebiliriz de ama şimdi hemen bitirdiler bebeğim. Öyle. Evet, şimdi de sushi almaya geldik biz buraya. Şöyle burada mutfak var. Balıklarla ilgili bir şey yapmıştın sen bana, balıklarla ilgili. O ödeyecekleri şey, kaç tane balık varsa. Ya bütün Çin restoranları ve Kore, bunlar mafyaya para ödüyorlar. Mafya geliyor buraya, akvaryum içine balık atıyor. Attı balıksa onlar karar veriyor kaç para ödeyeceğini. Balıkların boyutlarını, şişelerine göre buradaki ödeyecekleri koruma parası belirleniyor. Yani öyle. Ama güzel balıklar. Bak bu şey. Palyaço. Nemo. Nemo balığı. Şu canlı mı şu şey? Şu şey.
şey, pembe şey canlı mı? Evet evet, onlar aydın canlı onlar. Katliam. Afiyet olsun bebeğim. Sushi ve ördek aldık. Fazla detaylara girmek istemiyoruz şu anda. Ben bu videoyu şu anda burada sonlandırıyorum. Abone değilseniz abone olun. Beğendiyseniz de beğenin. Abone değilseniz de abone olun. Beğendiyseniz de beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Perfect.